Köftemizde Aksay Yemeklerinde bugün Aksay'ın tescilli lezzeti incelik tatlısını yapacağız ve efendim gerçekten çalışkan, üretken, istihdam sağlayan girişimci bir hanımefendinin mutfağına konuk oluyoruz. Leyla Hanım'la birlikteyiz. Leyla Hanım merhaba. Merhaba. Öncelikle teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. 8 yıldır bu işi yapıyorum. Ev yemekleri yapıyoruz. Üç oğlum var. Allah bağışlasın. Aksaraylısınız. Evet. Evet Leyla Hanım, bugün gerçekten zahmetli bir lezzeti ortaya çıkaracağız birlikte. Aslında siz pişireceksiniz, biz izleyeceğiz. Peki tescilli lezzeti dedik, Aksay'ın incelik tatlısı. Malzemeleri saymakla başlayalım tabii mı? Bir çay bardağı sıvı yağ. Evet. Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı yoğurt, iki tane tüm yumurta, bir fiske tuz, bir yemek kaşığı sirke. Sirke, elma sirkesi ya da... Fark etmez. Fark etmez. O zaten kıyır olması evet, için. Evet, elma sirkesi de olabilir. Olabilir. Bir iki damla da limon. Malzememiz bu kadar. Bu kadar. Aldığı kadar un. Aldığı kadar unla yoğurmaya başlayacağız. Sen şöyle yardımcı olursun. Önce bütün malzememizi karıştıralım hepsini birlikte. Şöyle bir özleştiriyoruz evet, sıvılarımızı. Sıvıları. En son ununu katacağız. Leyla Hanım, girişimci bir hanımefendisiniz ve 8 yıldır kendi işinizin başındasınız. Evet. Birazcık bize anlatır mısınız, nasıl başardınız, kendi işinizin patronu olmaya nasıl karar verdiniz, özellikle bir hanımefendi olarak? Evet, çok zordu. Zor olan bir şey. İlk önce ailemin desteğiyle başladım. Allah yardım etti. 8 yıldır da çok şükür. Aksaray'ın yöresel lezzetleri, istekler üzerine yaptığımız yemekler. Peki günde kaç çeşit yemek çıkarıyorsunuz? Günde 3 çeşit yemek çıkartıyoruz. Pilav oluyor yanında veya makarna oluyor. Çorbamız oluyor. Evet, onun dışında da? Onun dışında da pasta, börek, kek, kurabiye, toplu sipariş yapıyoruz. Günlere, toplantılara, nişan, söz, düğün. Peki KOSGEB desteklerinden mi yararlandınız? Evet. İşimizi açarken? Evet. İlk önce KOSGEB desteğiyle açtım. Sonra da 8 yıldır da devam ediyoruz. Allah kolaylık versin. İstihdam da sağlıyorsun sanırım evet, kendileri. Evet. Ne güzel. İki tane çalışan elemanım var. Annem ve babam yanımda, desteğim zaten. Hep birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Evet, şimdi Leyla Hanımefendim aldığı kadar un eklemeye devam ediyor. Evet. Hamurun kıvamı nasıl olacak peki Leyla Hanım? Yumuşak, kendini toparlayınca zaten o bezelenecek kıvama gelince tamam oluyor. Kulak memesi kıvamında denir ya hep, evet, işte öyle. Aynen. Zaten hamur işiyle uğraşan hanımlar genelde bu kıvamı evet, biliyorlardır. Peki Leyla Hanım, incelik tatlısı evde yapılacak bir tatlı mı? Yani biraz zahmetli biraz, görünüyor. Evet, zahmetli. Çünkü baklavanın saçta pişmiş hali olduğu için, yufkası piştiği için sac olursa küçük de açılıp yapılabilir. Ama bunlar eskiden daha çok annelerimizin, anneannelerimizin anlattığı böyle yufka ekmek gibi yapılır. Saçlarda pişirilir. Tava, fırın falan da olmadığı için saçta tavanın arasında pişermiş. Ama şimdi fırın olduğu için böyle tepsiye yapıyoruz yufkasını. Kıvam almak üzere hamurumuz. Hamurumuz kıvamını aldı. Evet sevgili seyirciler, incelik tatlımızın hamurunu Leyla Hanım yoğurdu, kıvamına getirdi ve şimdi bezeleri ayırıp dinlendirmeye bırakacak. Evet. Küçük küçük bezeleri ayırıyoruz. Bir tepside kaç yufka olması gerekiyor? Kaç yufka açacağız? 10 tane falan 10 olması tane lazım. Bu tepsinin büyüklüğüne göre fark ediyor. Tabii, kullanılan evet, tepsiye göre. Peki inceliği, hani böyle çarşaf gibi mi olacak, çok mu ince? Baklava gibi olacak, baklava gibi ince olacak. Baklava gibi ince olacak. Evet. Biz böyle bezeleri ayıracağız.
Bavulun kolay açılması için mutlaka dinlendirilmesi evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle. Peki üzerini örtecek miyiz? Evet, örtüyorum. Nemli bir bezle mi? Kuru bir bezle. Ya da bir kapak da olabilir. Tamam. Plastik saklama kabında da kapatabiliriz. Yüzü kapı bağlamasın. Eşitliyoruz bezeleri. Evet. Şimdi bezelerimizi ayırdık değil mi? Evet. Tepsiye alacağız ve üstünü evet. kapatacağız. Yarım saat dinlendireceğiz. Evet. Yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Tamam. Anlaması. Sonrasında açmaya başlayacağız. Evet, açacağız. Biraz nişasta ve un karışımıyla açacağız. Peki. Hamur bezelerimizi tabağımıza aldık efendim. Şimdi Leyla Hanım açmaya başlayacak. Ben de sacda pişirmeye çalışacağım. Kendisine yardımcı olmaya çalışacağım. Buyurun Leyla Hanım, hamurlarımız dinlendi artık. Evet. Ben şöyle sacın başına geçeyim efendim. Pişirici olarak ne deniliyor böyle sacın başında hamur pişiren hanımlara? Genelde pişirici derler. Pişirici derler, doğru telaffuz ettim. Un karışımında biraz mısır nişastası evet. var değil mi? Evet, nişasta var. Kolay açılması açısından. Peki buna ne deniliyor Leyla Hanım? O da pişirgeç. O da pişirgeç. Böyle yufkamızı ters düz etmek evet, için. Evet, ucu biraz sivri onun için. Şimdi siz bana tarif edeceksiniz. Ben böyle çevireceğim. İnşallah. Kaç dakika tutuyoruz saçta? Çok az. Çok az böyle evet. hemen. Ateşi görecek evet. diyelim. Aynen öyle. Peki. Tepsimizin büyüklüğüne göre yufkamızı açıyoruz. Evet. İnce olacak baklava yufkası inceliğinde. Evet. Kenarlarını zaten içine koyuyoruz tekrarda. Çünkü üstüne bolca tereyağı dökeceğimiz için. Evet. Eritilmiş tereyağı değil evet. mi? Evet. Eritilmiş tereyağı. Ben bir mikrofonu bırakayım artık. Evet, pişireceğim. Aşçı yamağı mı oluyorum ben şimdi? En zor iş bende diyorsunuz. Bakalım yapabilecek miyim? Hamur açmak zor bir iş mi? Yani böyle hamur açmayı öğrenmek isteyen bunlara verebileceğiniz bir tavsiyeler var mı? Ya da mutfakta pratik olmak için ne yapmamız gerekiyor? Biz ev hanımları bazen mutfakta olmak bizi zorluyor. Aslında da pratik olmak için yaptıkça insan alışıyor. Sürekli açmak için de öyle. Önce sanırım yemek yapmayı sevmek gerekiyor galiba. Evet. O çok büyük bir şey. Yani mutfak arası iyi olmayan bir şey olarak. Böyle yeterli bence. Tamam. Ceviz atacağız. Tamam. Üstüne de en sonuna da tereyağı dökeceğiz.
Açmaya devam o zaman. Evet, devam. Siz pişirirsiniz, ben de açacağım. Evet sevgili seyirciler, böyle acemi çırakla birlikte Leyla Hanım 5 yufkamızı incecik açtı ve saçta hemen şöyle bir çevirdik, ateş gördü. Şimdi arasına ceviz dökeceğiz ve ardından diğer kalan 5 yufkamızı da açıp pişirip kapatacağız. Sonra erimiş tereyağı. Evet, tereyağını peki şöyle cevizimiz de sanırım böyle iri kıyılmış, evet. Çok ince değil değil çok mi? Çok ince değil, biraz iri dişe oldu. Gelsin evet. İstiyoruz. Peki. İsteğe göre bunu 2 kat ceviz de, cevizli de yapabiliriz. Mesela 3 katta bir ceviz de koyabiliriz. 3 katta birle, evet. Neden bu tatlıya ince elek tatlısı demişler? Yani okullara şey yufkası çok ince olduğu için. Hı-hı. Ve sanırım en büyük özelliği de saçta pişirilmesi değil evet, mi? Evet, o ekmek kokusunu içinde alıyor yani evet. Kokarken. Cevizini de serptik. Şimdi kalan diğer kalan beş yufkamızı açalım. Açıp pişireceğiz. Peki evet. Tamam, devam edelim o zaman. Kat be kat yufkalarımızı açmaya devam ediyoruz efendim. Artık sonuncu, evet. 10. yufkadayız. Peki Leyla Hanım, aslında siz artık bir yayıncısınız diyebiliriz. Bir YouTube kanalınız varmış, sohbet evet. Arasında bahsetmiştiniz. Sipariş vermek isteyenler size nasıl ulaşabilirler? YouTube kanalım da var, Tahta Kaşık Ev Yemekleri olarak. Facebook ve Instagram sayfası da var. Yaptığım böyle herkesin beğendiği tarif istedikleri için Orada da şimdi video çekip paylaşmaya başladım. Şimdilik evet. Yeni ama yavaş yavaş çekiyorum. Zaman buldukça, çok bir zamanım olmuyor ama yine de fırsat buldukça çekmeye çalışıyorum. Çok güzel. Tüm incelikleri paylaşıyorum hanımlarla diyorsunuz. Evet. İstekler oluyor bazen şunu da yapar mısın diye. Onu yapıp çekiyorum mesela. En çok beğenilenler, en çok istek alanlar. Süpersiniz ya. Her anlamda girişimci bir kadınsınız diyelim. Evet. Gerçekten tebrik seviyorum. Ederim. Seviyorum. Çok seviyorum mutfakta vakit geçirmeyi. Tebrik ediyorum sizi. Değişik şeyler yapmak, denemek. Peki Aksaray'ın damak tadı dersek en çok ne tercih ediyorlar? Aslında çok böyle Aksaray'da yabancı bir yemek yeme kültürü yok. Yani hep alışılmış tatlara alışkınlar. Değişik bir şey yaptığım zaman böyle çok nadir insan güzel diyor. Mesela bazıları yemiyor böyle. Genelde hep alışılmış yemekler. Geleneksel tatlar. Evet. Onun dışında farklı bir şey de yani çok bir şey olmuyor. İstek gelmiyor. İstek gelince zaten ona göre dinliyorum mesela. Evet. İsteklerine bakıyorum, ona göre yapıyorum. Ona göre çeşitlendiriyorsunuz menünüzü evet. Günlük olarak. Evet, artık son yufkamızdan pişireceğiz. Sonra kesip tereyağımızı mı evet, erimişti? Evet. Tereyağımızın ölçüsünü verebilir miyiz sevgili seyircilerimiz? 250 gram tereyağı. 250 gram. Üzerine dökeceğiz. Tamam. Eritilmiş tereyağı. Siz de vereyim yine. Alayım efendim. Elide yapalım. Birazcık böyle şey oldu ama sanırım yardımcı olabilirim değil mi? Tabii tabii, çok güzel oldu. Elinize sağlık. Pişirgecimizle efendim şöyle, sonra tekrar. Şimdi de sana kırdım, değil mi? Gördüğünüz gibi çok yumuşak olduğu için bekletmiyoruz biz. Satmak için sabırsızlanıyorum ama gerçekten. Evet.
Mis gibi de kokuyor yufka, böyle ekmek gibi. Böyle yaptıktan sonra şimdi keselim. Şimdi kare kare dilimler halinde kesiyoruz tüm katlarımızı, yufkalarımızı. Böyle çok iri, küçük değil de normal büyüklükte ve kare dilimler. Tereyağımızın içine çekmesi için değil mi? Evet, böyle evet. Kesin. Aralarına da girmesi için. Tamam. Kaç derecelik fırında pişireceğiz peki? 180 derecede pembeleşene kadar pişireceğiz. Zaten yufkası pişmiş olduğu için içinde hamur kalma gibi bir riski yok zaten. Peki Leyla Hanım, şerbetimizin ölçüleri nasıl olacak? Tatlımız sıcak, şerbetimiz mi soğuk? Bu konuda da detaylı bilgiler alalım. İkisi de soğuk olacak. Çünkü bu zaten pişmiş bir yufka. Evet. Bir de çok ince olduğu için kesinlikle biri sıcak biri soğuk, normal tatlılar gibi değil. İkisi de soğuk. O da ısısında olmuş olacak. Evet. Yani hem pişen tatlımız hem de şerbetimiz tamamen soğumuş olacak. Evet. Tereyağımızı gezdiriyoruz. Evet. Kaç derece fırına atacağız? 180 derece fırında. Önceden ısıtılması önemli mi? Yok, değil, gerek yok. Direkt atabiliriz 180 derecede. Tatlımızın pişmeden önceki hali bu. Peki. Şöyle gösterelim. Efendim, fırına gönderiyoruz tatlımızı. Tatlımızı fırınımızda nar gibi kızarttık. Artık şerbetleme aşamasına geldik değil mi Leyla Hanım? Efendim, hem tatlımızı soğuttuk, hem şerbetimiz soğuk. Peki şerbetimizin kıvamı ile ilgili söyleyeceğiniz bir noktası var mı? Hayır, kıvamı ne çok koyu olacak ne çok cıvık olacak. Akışkan bir kıvam. Evet. İkisi de odalı sıcaklığında olacak. Biri sıcak biri soğuk olmayacak. Çünkü zaten pişmiş bir hamur olduğu için. Evet. Püf noktamız burada, evet, incelik tatlısında. Soğuk dökmek şerbeti. Oda ısısında. Her tarafına gelecek şekilde. Zaten dilimlemiştik pişmeden önce. Aralarına o alacak tatlısını. Peki Leyla Hanım, şerbetledikten sonra ne kadar dinlendirmemiz lazım? Zaten bu hemen tüketilen bir tatlı. Hemen yiyebiliriz, evet, yani. Evet, 15 dakika, 10 dakika belki. Hani yemeğe başlamadan önce şerbetlenirse yemek bitene kadar bu tatlısını güzelce serse hazır olur. Evet, serse hazır. Her kıyısını köşesini şerbetliyoruz efendim. Evet. İyice emsiliyoruz hani şerbeti diye. Leyla Çetin Hanım Efendi ile birlikte coğrafi tescil belgesi almış olan incelik tatlısını hazırladık, pişirdik ve 15 dakika artık efendim dinlenmeye bıraktıktan sonra sıra tadına bakmakta. Şöyle hemen bir servis tabağına alalım istiyorum. Hazır. Damakları tatlandırmaya hazır. Tadına da şöyle bir bakalım sizler için. Evet, şöyle çıtır çıtır ses geliyor. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Sizin emeğiniz de çok. Teşekkür ediyoruz efendim. Günün Anası'na Belediye Başkanımız Sayın Evrende İçer'in küçük bir hediyesi var, onu size takdim etmek istiyorum. Tekrar elinize, kolunuza sağlık. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok güzeldi. Yine bekleriz her zaman. Teşekkür ederiz. Kanımızı yudumlarken çok incesiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sizin tarifleriniz Aksel Yemekleri'nde tescilli lezzet olan incelik tatlısını pişirdik ve tadına baktık efendim. Bir başka Aksel'in yöresel lezzetinde tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.